Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Prova sahnesi test 11. Birinci sorumu büyütüyorum. Bir sınıfta bulunan öğrenciler ve sınıf öğretmeni görselde verilmiştir. Bu sınıfa kaç tane daha gözlüklü öğrenci gelirse gözlüklü öğrenci sayısının gözlüksüz öğrenci sayısının oranı 1 bölü 2 olur demiş. İlk durumda arkadaşlar 2 tane gözlüklü öğrenci var. 8 tane de gözlüksüz öğrenci var. Şimdi 1/2'nin arkada 1/2'ye eşit olmasını istiyorum. Gözlüksüz öğrenci sayısı değişmeyecek. Yani buranın 4/8 olması gerekiyor. 2'nin 4'e çıkabilmesi için de arkadaşlar 2 tane daha gözlüklü öğrencinin gelmesi gerek. Yanda verilen düzenekte kırmızı butonu her basıldığında her bölümden birer tane top kutuya düşmektedir. Buna göre en az kaç defa butona basılırsa kutuda bulunan toplardan üzerinde asal sayı yazan topların sayısının asal sayı yazmayan topların sayısının oranı 4 bölü 5 olur. Şimdi arkadaşlar birinci basmada 5, 6, 7 düşüyor. Asal olanlar 5 ve de 7. Asal olmayan sadece 6. Buradan oranımız 2 bölü 1'den 2 olur. İkinci basmadan 5, 6, 7 zaten vardı. Üzerine 2, 9, 12 ekleniyor. Buradan asal olanlar 5, 7, 2 oluyor. Asal olmayanlar da 6, 9, 12. Asal olanlar 3, asal olmayanlar 3 oranı 1 oldu. 3. basmaya gelelim. Kutuda şu anda 5, 6, 7, 2, 9, 12 var. 3. kez basıldığında 10, 13 ve de 91 gelir. Buradan arkadaşlar bakın asal olanlar hangisi oldu? 5, 7, 2 13 baktığım zaman başka yok. Yani 4 tane asal olan var. 5 tane asal olmayan var. Bakın oranımız 4 bölü 5 oldu. Yani en az 3 kez basılması gerekir. Bir aracın verilen sürede sabit hızla gittiği miktarı kilometre cinsinden görsel üzerinde verilmiştir. Buna göre aracın hızı kaç kilometre bölü saattir? Şimdi bakın ikinci durumda 2404 kilometre. İlk durumda 2402 2 kilometre. 1 dakikada 2 kilometre yol gitti 1 saat 60 dakika olduğu için 60 ile çarpıyorum. 60 dakikada 120 kilometre yol gider. 60 dakika 1 saat yapıyordu. Yani 1 saatte 120 kilometre yol gider diyoruz. Mustafa telefonunda görseldeki gibi bir film izlemeye başlamıştır. Mustafa'nın izlediği filmin toplam süresi 108 dakika olup Mustafa görseldeki kadar izlemiştir. Yani 36. dakikasına kadar izliyor. Buna göre Mustafa kaç dakika daha filmi izlerse filmi izleme süresinin filmin bitmesine kalan süreyi oranı 2 olur demiş. Şu anda filmin bitmesine kalan süreyi hesaplayalım. 108'den 36'yı çıkarıyoruz. Şu anda filmin bitmesine 72 dakika süre var. İzlenen süre 36. Kalan süre 72. Bakın arkadaşlar. Bir dakika daha izlerse 37 dakika izlenir. 71 dakika kalır. Bir dakika daha izlerse 38. dakikada olur. Kalan süre 70 dakika olur. Burası bu şekilde devam edecek. Ta ki 72 bölü 36 olana kadar yani oranları 2 olana kadar. Kalan süre izlenen sürenin iki katı ise izlenen sürenin kalan sürenin iki katı olması için bakın 36'dan 72'ye 36 dakika daha izlenmesi gerektiğini bulduk. Bir giyim mağazasının deposunda başlangıçta bulunan ve birinci ve ikinci gün sonunda bulunan Depoda kalan gömleklerin sayısını gösteren tablo yukarıda veriliyor. Buna göre ikinci gün satılan L beden gömlek sayısının birinci gün satılan M ve X beden e, beden toplam gömlek sayısının oranı. Şimdi arkadaşlar ikinci gün satılan L beden gömlek sayısı depo e, şöyle söyleyelim birinci günün sonunda 50 tane varmış ikinci günün sonunda 10 tane kalıyor yani ikinci gün L bedenden 40 adet satıldığını bulduk. Birinci gün satılan M meyvede X narcı bulacağız. Başlangıçta depoda 120 tane varmış. X bakıyorum şu an. Birinci gün sonunda 60 tane kalıyor. Yani 60 tane birinci gün X large beden gömlek satılmıştır. M'ye bakalım. Depoda 100 tane varmış. 80 tane kalıyor. Birinci gün M bedenden 20 tane kaldığını 20 tane satıldığını bulduk. Oranlayacağız şimdi. İkinci gün satılan L beden gömlek sayısı 40. Birinci gün satılan M ve de X saç beden toplam gömlek sayısı ise 20 artı 60'tan 80. Cevabım 1 bölü 2. Fatih her gün düzenli olarak sabit hızlarla koşu yapmaktadır. Fatih'in bir adımının genişliği 30 santimetredir. Fatih'in koşuya başladığı ve bitiş anı görseldeki gibi olduğuna göre Fatih'in hızı saatte kaç metredir? Şimdi 50. adımda arkadaşlar bakın 10 dakikada 50 tane adım atıyor. Bir adımın genişliği de 30 santimetre. 50 adımın mesafesini bulalım. 50 çarpı 30'dan 1500 santimetre olur. Şimdi 10 dakikada 1500 santimetre yürüyor. 1500'ü 10'a böldüm. 1 dakikada 150 santimetre yürüdüğünü bulduk. Ya da koştuğunu. Saatteki hızını istiyor arkadaşlar. 1 saat 60 dakikadır. 150 ile de 60'ı çarpalım. Burası 9000 santimetre yaptı yani saatteki hızı 90 metredir dedik Trabzonlu bir kişinin işlettiği sinema salonunda kullanılan sahne perdesi bordo ve mavi renktedir. Perde her adımda soldan ve sağdan ikişer kanadı görseldeki düzende açılmaktadır. Üçüncü adımda perde kanatlarının açılmış hali görseldeki gibi olduğuna göre beşinci adımda sahnede açık olan mavi kanat sayısının bir e, mavi kanat sayısının bordo kanat sayısına oranı. Şimdi arkadaşlar sol kanatta bir bordo bir mavi şeklinde açılıyor. Bu sol. Sağ kanatta iki mavi, iki bordo şeklinde açılıyor. Yani arkadaşlar her açıldığında bu şekilde açılıyor. Şimdi diyoruz ki bu üçüncü adımdakini gösteriyor bize. Üçüncü adımdakini yazalım. Şuraya ben sol yazdım buraya sağ yazıyorum. Yani birazcık daha aralık bırakalım anlaşılabilmesi için. Burası sol tarafı gösterecek. Burası sağ tarafı gösterecek. Burası mavi perde sayısını gösterecek. Burası bordo mer bordo perde sayısını gösterecek yine aynı şekilde mavi ve de bordo. Şimdi yazalım. Üçüncü basıldığında Sol tarafta üç tane mavi, üç tane bordo var. Sağ tarafta dört tane mavi, iki tane bordo var. Devam edelim. Dördüncü basıldığında dört, dört. Burası da dört, dört olur. İki tane daha bordo açıldı. Beşinci, aç, beşinci basıldığında burası 5 beş, beş oldu. İki tane mavi çıktı. Burası altı oldu. Bordo şu an hala da dört. Şimdi toplam mavi sayısı 5 artı 6'dan 11'dir. Toplam bordo sayısı 5 artı 4'ten 9'dur. Cevabım 11 bölü 9. Şehirler arası şoförlük yapan Murat'ın gittiği yerin uzaklığı ile varış, varış süresi görselde veriliyor. Buna göre Murat'ın kullandığı aracın hızı aşağıdakilerden hangisidir? 260 kilometrelik mesafesi kalmış ve de 5 saatte gidecek. 260 ile ben 5'i sadeleştiriyorum. 52 km bölü saat olur. B şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.